Gökalp Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Öncelikle size dünyanın ortası olan Nasrettin hocamızın diyarına tekrar hoş geldiniz diyelim. Çok güzel bir şey gerçekten. Rahmetli analım diyelim gerçekten. Misafirperverliği için ayrıca çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu keyifli röportaja böyle bir Gökalp Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim ben. Evet. Sizleri tanıyalım, sektörle tanışmanız. Tamam. 1988 Akşehir doğumluyum. Evet. İlkokul, lise Akşehir'de bitirdim. Lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans eğitimimi de Selçuk Üniversitesi İşletme Anadolu'nda bitirmiş oldum. Evet, üniversite mezunusunuz. Üniversite mezunuyum. Evet, hem de alaylı mısınız aslında biraz da? Alaylısınız da aynı zamanda tabii sektörün. Buralı olduğunuz için bilirsiniz. Yani biz bu toprağın çocuğuyuz. Evet, yani o yüzden söyledim. Ailemiz tüccar bir ailenin çocuğuyum. Evet. Özellikle Küçükbaş alanında bizim ailemiz 50 yıldır süren Küçükbaş ticaretinde, bölgede ve birçok ilde aktif bir ailedir. Ciddi bir istikrar. Selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim aile bireylerine. Sizde de destekleri, emekleri şüphesiz çok büyüktür. Tabii biz yani hayvancılık olarak çocukluğumuzdan beri hani üniversitede okursak, yüksek lisans da yapsak, evet. Biz bu sektörden kopmadık. Çünkü bu toprağın çocuğuyuz. Ne güzel. Yani bu işten zevk alarak yapıyoruz. Ve ne güzel büyüdüğünüz yere yatırım yapmışsınız, buralara yatırım yapmışsınız, burada bir şeyler yapmak istemişsiniz. Bu da önemli. Yani Akşehir'imizi, bölgemi, toprağımı sevdiğim için, ticarette de yani tüccar bir ailenin çocuğu olduğumuz için böyle bir özellikle yem alanında bir bayiliği tercih ettim. Evet. 6 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Peynirciler Global olarak, evet. CPM bayisi olarak şu an bölgede ciddi anlamda müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Neler peki bunlar, bu hizmetler? Yani verdiğiniz hizmetler neler Gökalp Bey? Hayvancılık alanında bizim Akşehir potansiyeli çok yüksek bir bölgedir. Evet. Ve biz de özellikle Küçükbaş alanında çocukluğumuzdan beri biz bu sektörün içinde olduğumuz için bizim için Küçükbaş, Büyükbaş ve kanatlı yemlerinde verim veren bir yemi tercihimiz birincidir. Evet. Yani burada yemle alakalı bir de ya da yaptığınız sektörle alakalı A'dan Z'ye her şeyi yapabiliyorsunuz. Ürün yelpazesi geniş çünkü. Verdiğiniz hizmetler de çok geniş. Tabii ki yani Akşehir'imiz potansiyelli bir bölgedir. Yani ticari evet. Anlamda da Akşehir'imizde ciddi anlamda büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanlar olarak Akşehir'deki bu potansiyeli biz kaliteyle buluşturmak istiyoruz. Evet. Bundan dolayı da ben Peynirciler Global şirketim adı altında CPM'in Akşehir Bölge Bayiliği ile çalışıyorum. Evet. Çok bilindik bu arada. Yani gerçekten ciddi ki, anlamda bir marka diyebiliriz. Tabii ki. Yani bu müşterilerimiz gerçekten çok bilinçli. Bu sektörde artık insanlar bilinçli bir şekilde tarım ve hayvancılık yapmak istiyor. Evet. Yani kalitede biz müşterilerimizi buluşturduğumuz zaman yüksek verim, yüksek randıman aldığı zaman onlar kazandıkça biz de kazanıyoruz. Çok seviyorsunuz ama mesleğinizi. Ben bunu hissettim sizlerle. Severek icra ediyorsunuz. Biraz röportajdan önce sohbet ettim sizinle. Bence başarınızın en büyük sırlarından biri bu Gökalp Bey. Zaten bir işi sevmezseniz başarı olamazsınız. İnsan bence yani üniversitede okursa, isterse profesör de olsa bence sevdiği işte iştigal olması lazım. Ben de mesleğimi sevdiğim için çocukluğumuzdan beri biz hayvancılıkla dedelerimizden gelen bu ata meslekleri, ata meslek diyoruz. bunu bölgemizi kaliteyle buluşturmak istedim. Ve burada ciddi oranda biz Akşehir'imizin bölgesine potansiyel anlamda müşterilerimize kaliteyle buluşturuyoruz. Bir farklılıklar da getirmişsiniz. Sen alışılagelmişin dışında çalışmalarınız da var burada. Yaptığınız işlerin ürün anlamında da ya da hizmet anlamında arkasındasınız. Tabii yani biz kendi hayvanlarımıza yedirmediğimiz bir ürünü başkalarına kesinlikle satmayız. Dürüstlük. Ticarette dürüstlük çok önemli. Güven çok önemli. İtibar çok önemli. Bizim dedelerimizden gelen bu itibarı biz ufak bir şeylere kesinlikle veremeyiz. En büyük miras bu size atalarınızdan kalan diyelim. Tabii bunun için de güçlü bir personel kadrosu gerekiyor. Ekip de önemli. Buradaki kadroyu öğrenebilir miyiz ekibinizi?
Bizim bir ön muhasebe arkadaşımız çalışmakta, servis aracımız da bir şurada arkadaşımız çalışmakta ve yeni teslimatı için personel arkadaşlarımız da çalışmaktadır. Biz bu yolda başarılar dileyelim sizlere. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir röportajdı bizim için Gökalp Bey gerçekten. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim sizlere. Son bir teşekkür mesajınızı alalım mı buradan müşterilerinize, Akşehir'e, tüm Türkiye'ye aslında, buyurun. Biz sizin yanınızdayız. Özgüvenle, titizlikle inşallah sonuna kadar beraber bir şekilde bu işi götüreceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de herkesi buraya davet edelim. En azından bir çay kahve içerler. Bir tanışmış olurlar sizinle. Her şey ticaret değil. Yani bizim hedeflerimiz çok büyük. Evet. Yani bütün işletmelere talibiz. İnşallah evet. Başaracağız. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başarılarınız her zaman daim olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Büyük eğitim.